Her top için mücadele etti, her top için savaştı. Asla bu top out'a gider, bu top taca gider demedi. E, hatta maçın spikeri bir ara e, atılan golle birbir bir olduktan sonra acaba Japonya uyuyan devi uyandırdı mı? Yani ondaki izlenimi de buydu. Almanya uyuyordu. Kendi kendime düşündüm hakikaten öyle mi? Ya uyuyordu ya uyutmaya çalışıyordu. Acaba dedim biraz rakibi hafife mi aldı? Almanya. Yani Rüdiger'in o koşu şu hani sosyal medyada evet. da çok şey buldu ki bir kere değil onu birden fazla yaptı o koşma şakasını, efektini. Ayrıca e, diğer oyuncuların Japonya'nın alan daralttığı, sıkıştırdığı yerde hala topu boş alana taşımak varken ısrarla dar alandan pasta çıkmaya çalışmaları. Sanki biraz acaba üzülerek ve de af dileyerek söylüyorum bunu Japonya'yı biraz hafife mi aldı? Almanya bu karşılaşmada. Mümkün. Mümkün çünkü 8 Japon futbolcu Alman liginde oynuyor. Golleri atanlar Doğan ve Asano. Biri e, Freiburglu oyuncu. Biri de Werder Bremenli. Yani Alman liginden tanıdıkları orta sınıf takımların futbolcuları bunlar. Dolayısıyla sen Alman liginin starıysan karşılaştığın oyuncuları Alman liginden tanıyorsan ve onlar orta sınıf takımların oyuncularıysa haliyle biraz haklı olarak kendi takımının daha iyi olduğunu düşünürsün belki de öyle olmuştur. Ama bence maçın hikayesini taktiksel pencerenin ele almakta da fayda var. Bu mental tarafı haklı olabilirsin. Yani çünkü niye şöyle düşün. Türkiye milli takımı kimle oynuyor diyelim? Türkiye liginde çok fazla yabancı temsilcisi olan ülke Senegal olabilir, Fas olabilir. Zaman zaman oluyor çünkü. Şu anda bahsetmiyorum. Oradan tanıdığın oyuncular mesela karşına çıkıyor. Ligden tanıyorsun. Orta sınıf takım oyuncuları. Belki kendini dev aynasında görebilirsin. Benzer bir durum oluşmuş olabilir. Ama taktiksel pencereleri almakta fayda var. Şimdi Japonya sizin de az önce çok güzel bir şekilde altını çizdiğiniz gibi maça önde baskı yaparak Almanya'yı zaman zaman hataya zorlayarak bir kere ilk aydan kazandılar. Bir kere de hatırlayın Raum'dan da Solbek Raum'dan da güzel bir top kazanıp pozisyon buldular. Raum'u da hataya zorladılar. Önde baskı yaparak öne akılcı ve kalabalık gelerek Almanya'nın pas çıkış kanallarını kapatmaya çalışarak karşı pres ve kontratakla 1-2 pozisyon varık aslında umut vaaden bir futbolla başladı ilk 15 dakika. 15 dakikadan sonra Almanya bu kez önde baskı yapan taraftı. Japonları hataya zorladı. Daha kaliteli oyuncular, daha organize bir grup 15'te 45 arası sağdan sildi hemen hemen Japonya'yı. Zaten skoru buldu. Daha fazlasını da atabilirdi. Bir tane gol iptal oldu ve ilk yarı bittiğinde aynen Arjantin Arabistan maçında olduğu gibi sanki o maçı kazanacakmış gibi bir hisle gittiler soyunma odasına. Bitmiş gibi. Maç bitmiş olmuş gibi ve bitmiş gittiler. Bitmiş gibi. O açıdan benziyor. Al, e, Arjantin Arabistan maçı ile Almanya Japonya maçı. Ama devre arasında Japon tek direktör Moriyasu önemli hamleler yaptı. Savunmayı üçlüye çevirdi. E, oyuna soktu. Oyuncular önce Tomiyasu'yu soktu. Arsenal'dan bildiğimiz. Sonra Asano, Doğan, Minamino her bir sokta oyuncu oyuna etki etti. Daha fazla öne kaliteli giden, topu geriden daha iyi çıkaran, daha fazla inanan, Almanya'yı yenebileceklerini her dakika daha fazla hisseden bir Japonya. Ve ikinci yarıda kesinlikle oynadıkları oyunla, buldukları pozisyonlarla Almanya'yı yenmeyi de hak eden bir Japonya. Buradan da şunu anlıyoruz. Futbol sadece kaliteli oyunculara sahip olmaktan, yüksek maaşlardan, pahalı arabalardan ibaret değil. Japonya'nın iyi bir organizasyonu, iyi bir tek direktörü var. Arabistan'ın iyi bir organizasyonu, çok iyi bir tek direktörü var. Arjantin Almanya'ya karşı gösterdiler ki kurgunuz iyiyse bireyler o kadar harika olmasa bile kurguyla rakibi alt edebiliyorsunuz. O yüzden taktiksel olarak ikinci yarıda Moriyasu Hansiflik e, ki benim çok beğendiğim bir tek direktör Hansi Flick ama bu maçta mat oldu. Aynen Bir öyle. satranç oyunu gibiydi. İkinci evet. yarıda Kembelerle Japon tek direktör Flick'i mat etti. Gollere Japon bankının verdiği reaksiyonu gördünüz değil mi? Maçı sayıda. İkinci gol özellikle. Hepsine. Yani bütün pozisyonlarda takım olarak koşturdu. Hatta bir oyuncu tespit edemedim üstünde form olmadığı için. Önce terlikleriyle sonra terlikleri fırlatarak çıplak ayakla koştu. Yani ne kadar istediklerini, ne kadar arzuladıklarını, ne kadar mücadele ettiklerini, ne kadar inandıklarını ve saygı duyduklarını oyna ve de rakibe bence o da gösterdi. Şimdi Carlo Ancelotti tam Uğur Meleke'nin göster e, sözü getirdiği yerden Carlo Ancelotti hocamın yani siz de arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesabından Dünya Kupası'nı değerlendiriyor. Ee, ha burada diyor ki eee yaklaşımı öncelikle yaklaşımı e, tavrı değerlendirmek istiyorum. Kolektif bir şekilde savunmada adanmışlık ve de istek ve her bir top için demin dedik ya taçmış, outmuş hiçbirisine e, umursamadan Japonya saldırdı. Her bir top için oyun içerisinde Arjantin karşısında Suudi Arabistan'ın, e, Tunus karşısında Özür dilerim. Danimarka'nın karşısında Tunus'un yaptığı gibi kolektif oyuna vurgu yapıyor hoca. Bu mücadeleci bir takımın temelidir. Evet diyor. Bireysel yetenekler size maç kazandırabilir ama bu tip takımlarla karşılaştığınız zaman motivasyon açısından, adanmışlık açısından birlikte hareket eden inanmış takımlarla karşılaştığınız zaman kazanamayabilirsiniz. Evet. Demiş ve burada da Japonya örneğini veriyor Carlo Ancelotti.